Okula bıraktıktan sonra, ama her sabah okula ben bırakıyorum onu. Yani annesiyle birlikte. Baba omleti mutlaka yapılıyor. Sonra göremiyorum işte. Akşam uyumuş oluyor ben eve geldiğimde sette. Ertesi gün sabah? Birkaç, tamam da yani. Bizim o her gün her an durumu vardır. Gene Mucize Doktor'da bir ameliyat sahnesi çekiyorum. Kalp ameliyatı, açık kalp ameliyatı işte. Elimde bir tane yapay bir organ var. İşte o sırada telefon geldi. Kulağıma tuttular telefonu. Dediler ki Haluk Bey'in kalbi, o sırada elimde bir kalp. Dedim geliyorum falan. O olmasaydı şu anda bu röportajı yapamıyorduk, öyle söyleyeyim. Neden? Muhtemelen bu hayatta değildik çünkü. Yani ben ekstrem şeyleri seviyorum, yani spor bilmem ne falan filan. Bir gün karşıma çıktı, gerçekten bir hayatım olduğunu o zaman anladım. Fatih Aksoy tatlı bir şey söyledi. Dedi, güzel güzel adamlar, güzel güzel kadınlar. İşte projeyi zaten biliyorsun. Böyle çok geniş bir denizde takılıyoruz dedi. Ben de, bana da çok uyudu yani bu jargon açıkçası. Takılalım dedim ben de. Hürriyet.com.tr'den herkese selamlar. Murat Aygen bizimle birlikte. İkinci kez bizimle birlikte. İlki benim Hürriyet'e yeni başladığım zamanlarda ilk bölümlerdi ve iyi ki buluşmuşuz ki hem o bölüm çok trafik getirdi hem de sosyal etkisi çok oldu ve güzellikler getirdi. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Ya o kadar zamandır aslında tanışıyoruz da böyle o sizi atamıyorum hayatına. İnsanlar sizi atabiliyor mu kolay hayatına, siz hitabına acaba ya? Merak atamıyorlar. Ettim. Atamıyorlar. Neden bilmiyorum. Siz mi bu şeyi örüyorsunuz ya da sağlıyorsunuz benim acaba? Benim abi, benim hiç öyle bir derdim yok yani. Değil mi? Hayır. Bana abi deyin, siz deyin falan, bey deyin. Şimdi yok öyle bir derdi. Çok fazla projede de, yani çok projede çok insanla tanıştığınız ve çalıştığınızı ben anlıyorum. Sizin arkanızdan sizi tanıyan insanlarda, çalışan insanlarda. Ve negatif ya da ya şey, öyle mi? Ya evet, iyi biridir. Sıcakkanlı sizinle ilgili pozitif şeyler söylüyorlar çalıştıklarınız. Sizinle geçinmek kolay mı yoksa siz mi İstediğiniz insanlara kendinizi iyi bırakıyorsunuz? İki soru, iki cevap evet. O zaman evet. Olsun. Akılcıysan benimle geçinmek kolaydır. Yani aklını kullanarak yaşıyorsan, öyle söyleyeyim. Böyle ikircikli ilişkilerden hiç haz etmem. Ne diyorsan odur, ne diyorsam odur üstünden yaşadığım için. Bunun dışındaki insanlar genelde çok yaklaşmazlar zaten bana. Neysem o olduğum için, o yüzden seviyor olabilirler. Benle çalışmaktan keyif alıyor olabilirler. Çünkü işimi yapar giderim, başka bir şeye de pek karışmam. Karışılması gereken bir şey olduğu zaman da şeyleri çok önemserim. Pozisyonları çok önemserim. Yani asistanla ilgili bir sıkıntı yaşanıyorsa, kişisel bir şeyden bahsetmiyorum. Şefi onu çözer, o çözemiyorsa yapımcısı onu çözer. Ya da diğer organizasyonlarda. Yani kişisel olarak bir şey çözmeye de uğraşmam. Benim işim değil çünkü. İyi de böyle bir matematik yok ki sizin söylediğiniz gibi. Bende var yani. O yüzden rahat çalışıyor işte herkes. Yani sizin ne dediğimi olacak. Ne istediğimi biliyorum. O doğrultuda da insanlar ona göre davranıyorlar bana. Peki sizde zaaf yaratan, yani işsel anlamda zaaftan kastım bir stajyer ya da bir asistan kimse. Yani çok sevdiğiniz ama çok böyle şeyler oluyor. İşte hata dediğiniz ya da hani o ekosistemi aşıp kendinizin çözeceği durumlar olmuyor mu? İlla koruyor musunuz bunu her ne olursa olsun? Duyguyu nasıl karıştırmıyorsunuz? Duygu diye bir şey işte çok fazla olmaz. Sizde olmuyor. Olmaması gerekiyor. Yani işte olmaması gerekiyor. Yani bir organizasyonu bozuyorsa o kişi, onun o konuyla alakalı iyileştirmesini yapması gereken profesyoneller, ben işe almadığım için ben bu işe karışmam. Ama çözülmesi yönünde yönlendirebilirim. Çözülemiyorsa orada bulunması zaten işe zarar veriyordur, gider. Ama şu var, benim sakinliğim bazı insanları korkutuyor galiba. Evet. Evet. Ama işte sakinlik biraz şeyden geliyor herhalde. Edepten geliyor. Dolayısıyla yani biliyorum, organizasyonu bozmak istemiyorum. Sen kim olursan ol. O şeyin bir parçasısın ya, yani hepsi bir bütün işte, yasak elma üzerinde ya da dizi üzerinde söylersem, ben oradaki sistemi bozuyorsam, ekosistemi, geri kalan herkes etkileniyor. O çok gereksiz bir şey yani, bir saat geç kalma bütün sistemi bozuyor. O yüzden hep orada olmak ve doğru zamanda doğru hareketleri çekmek ve yapmak her zaman işin daha sağlıklı yürümesine sebep oluyor. Hiç kavga ettiniz mi?
Ben kavga etmedim. Benle kavga eden arkadaşlar, en azından deneyenler oldu. Hala pişmanlıklarını yaşıyorlar. Ben kavga etmem. Ben yok sayarım genel olarak. Bakmam yani. Çok karşılıklı oynarsam bile hani gözüne bakmam. Bak şu anda öyle bir noktaya bakıyorum ki. Evet. Yani. Ben böyle oynarım. Karşı taraf ne yapacağını bir şekilde önce şaşırır, sonra o da kendine göre bir şey bulur. Olmuş mudur? Olmuştur. Çok zor musunuz ya? Nasıl zor muyum? Sence karakter zor olarak. Muyum? Bence değilsiniz ama bana hep şunu veriyorsunuz. Mesela sizin adınızın olduğu benim hayatımdaki her şey çok güzel oldu. Sadece program diyaloglarımız, arkanızdan işte konuşanlar, ara ara sosyal medyadaki paylaşımlar ama her zaman bir hatada ya da yanlış bir telaffuzda söz ifade etti. Sizden hiç bilmediğim, görmediğim bir reaksiyon alacakmışım hissi oluyor aradım. O bir his abi, ne yapayım? Ama bu kendi kendime hissi. İnsanlar da buluşuyor. Ben kimse bir şey sormadan söylemem yani. Ama sorarlarsa söylerim. Bulaşırlarsa bulaşma derecelerine göre de ona göre söker atarım kendimden. Ama dediğim gibi çok yakın mesafeye kimseyi almadığım için yani her şeyim ayrıdır. Ayakkabı çekeceğim dahil yani. Bu şimdi tuhaf geliyor tabii. Menkıbeler halinde herkes birbirini anlatıyor ama ya da kıyafet değiştirdiğim paspasım herkesinkinden başkadır. Sebepleri var çünkü. Dolayısıyla titiz diye bilinirim. Murat Aygen çok titizdir, şöyledir, böyledir diye geldikleri noktada tabii ilk başlayan, yeni başlayan, bazen de işte senin böyle fan derecesinde seven insanlar oluyor. Onun heyecanıyla iş heyecanı birleşince böyle bir korkudan küçük küçük titreyen insanlar oluyor. Ama bir 3-5 dakika sonra rahatlıyorlar benimle konuşunca. Bak ne istediğini bilmek her zaman çok işe yarıyor. Ve bunu ifade edebiliyorsan hiç sorun olmuyor yani. Bu gündemle alakalı son sorumu sormak istiyorum. Bu dediğiniz şartları, bu size özel, şahsınıza münhasır bir yaşam tarzı. Bunları uygulayıp, aynıların değil tabii ki, kendine özel şeyleri uygulayıp, bu kadar sempati toplayan insanlar olmaz genelde ya. İşte şey olur. İşte kim... En sevilen kötü falan. Ha gibi falan. Kötü de değil tabii, o da benziyor. Yok bana öyle bir şey yapmışlardı. Bir gazete ödülü. Oynadığınız karakterlerle ilgili mi yoksa Murat Aygen'le? Evet, yani kötü oynayıp da kendini bu kadar sevdiren falan diye bir takım ödüller. Hatırlamıyorum. Şu ödül karşıtı bir insan olduğum için. Neden ödül karşıtı? Sen sorun sorun. Boş ver ödül karşıtı. Cevaplar içinde daha çok merak uyandırdı. Oraya yerleştiririz. Bu onu. Sizin mutlu olduğunuz, beslendiğiniz bir kaynak bu mu oluyor? Eğer insanlardan zıt reaksiyonlar görmüş olsaydınız, öngördüğünüzde çünkü söylediğiniz şeyler, özellikler biraz da antipati uyandırabilecek kimilerce durumlar ya. Ya da öyle mi bilmiyorum. Bence öyle. Bundan besleniyor musunuz insanları? Yok, hiçbir şeyden beslenmem. Beni ilgilendirmiyor gerçekten. Vay, çok iyiymiş. Ya beni bu hayatta bir karım ilgilendiriyor, bir de çocuğum. Onun dışında hiçbir şey ilgilendirmiyor. Yani onların varlığıyla her yerde yaşarım. Yokluğunda da ben yokumdur zaten. O yüzden onun dışındaki herhangi bir şey sallamam yani. Hiç. Viral olduk şu anda ya. Şu kısım var ya. Ben istediğin spot istediğin yere göndereyim. Şu kısım var ya. Çok iyiydi. Yasak Elma çok iyi. Sizin oraya girdikten sonra arada yani dizi ben devam eden... Ben 5. sezonun başında girdim, evet. Daha önce bir iki kere daha görüşmüştük daha önceki sezonlarda. Sizin bakış açınızda, oyunculuk bakış açısında devam eden bir projeye girmek bir oyuncu için sıfırdan başladığı projeye göre daha mı zor? Nasıl devam ettiğine bağlı aslında. Sizde nasıl gelişti meseleler sizce? Bana öngördükleri karakter benim için okeydi. Yani orada önce şeye bakıyorum işte. Bir senaryo geldiğinde ben bir sahne okurum. Oradaki diyaloglar ve genel kurgu beni çok ilgilendirir. Herhangi bir yerini açtığım zaman senaryonun o sayfa falan diye geçiyorsa bir sıkıntı vardır. İki arkasını, iki önünü okurum. Olmuyorsa zaten kapatıyorum. Yani 120 sayfayı birden okumuyorum genel olarak. Ama toplantısı enteresandı. Yani ben Bodrum'daydım. Zoom'dan toplantı yaptık. Ondan sonra Fatih Aksoy tatlı bir şey söyledi. Dedi güzel güzel adamlar, güzel güzel kadınlar. İşte projeyi zaten biliyorsun. Böyle çok geniş bir denizde takılıyoruz dedi. Ben de bana da çok uyudu yani bu jargon açıkçası. Takılalım dedim ben de. Karakteri zaten bana sunmuşlardı, paylaşmışlardı. Ondan sonra senaryo okudum. İş kendi özelinde zaten iyiydi. Birazcık... yapısı değişti benim girdiğim dönem. Yani dizinin benden önceki dönemi ve benimle birlikte gelişen dönemi.
Ona göre bir karakter kurduk zaten. Kendi, yani işte ben kendim kuruyorum. Tabii ki o yönetmenle uyuştuktan sonra ya da yapımla oradan ilerleyebiliyoruz. Çok eğleniyorum yani. Bir de tanıdığım, sevdiğim insanlar. Şevval'le zaten daha önce çalıştık. Şebnem geldi şimdi. Eda da bu sene hayatıma, geçen sene hayatıma girdi. Üç tane güzel kadınla takılıyoruz abi gerçekten. Güzel bir dizi yani, güzel bir iş yani. Çok seviyorum. İnşallah çok da bölüm olmuş bu arada yani. Bayağı bir ben 111. bölüm itibariyle galiba öyleydi. Başladım. 150'ye başlayacağız şimdi. Benden önce tabii böyle o 150'nin tamamını çekmiş insanlar olduğu için işin içerisinde onlar başka bir şey. O işin en zor tarafı, daha önce bir yerde de söyledim. Bir aile oluşuyor. Sen o ailenin içerisine dahil olup olabiliyor musun, olamıyor musun hikayesi? Evet, evet. Beni kabul ettiler sağ olsunlar. Bu da sanıyorum işte demin dediğim hikaye. Ne istediğini bilmekle alakalı bir şey. Hani bir şeye dahil olmaya çalışırsan dahil olamazsın. Hani varlığın orada bulunursan onlar seni kabul ediyorlar yani. Kesinlikle. Yani suyuna gitmek değil yani, orada bulunmak. Gerçek varlığına. Bugün öyle, ertesi gün şöyle olursa o da olmuyor yani. Diş öyle geçiyor çarka zaten. Bütün gençlere tavsiyem bu, oyuncu olacak. Sektörde, YSKM'den bağımsız söylüyorum. Hmm. Sektörde en çok ne yanlış gidiyor sizce? Gördüğünüz, gözlemlediğiniz. Organizasyon. Yani bu şeyle alakalı. Dizi organ. Yani bu bir bütündür ya işte, yapım. Ondan sonra onun seçtiği uygulayıcılar. İşte mali işlerden tut, set şeyine kadar. O organizasyonda problem varsa oluyor yani. Bir de senaryo tabii. Yani hikaye bulmak, onu geliştirmek. onu sürekli sürdürülebilir halde sunmak seyirciye sıkıntı tabii. Beslenecek zamanı olmuyor insanların. Görüşünüzü şu noktada çok merak ediyorum. Bazı dizilerde senaryo işte başlıyor. Bir iyi başrol, işte kötü de oynayan başrol. Fakat zamanla o dizinin, o senaryonun bazı karakterleri o kadar iyi oynuyor ki başrolün seyirci gözünde önüne geçtiğini gözlemliyoruz, hissediyoruz. Daha sonra senaryoda çok iyi oynayan karakterlerle ilgili başrolün önüne geçmesin diye, bunu tek bir diziden bahsetmiyorum, birçok gözlem oldu son yıllarda. Hı hı. O karakterlerin saçmalamaya başladığını ya da senaryonun kötüye gittiğini gözlemliyoruz ve karakterler öldürülüyor aslında. Evet. Böyle bir sıkıntı siz gözlemliyor musunuz Türkiye'de? Genel soruyorum yok, bunu. Yok, kesinlikle öyle. Bu yapılması gereken bir şey midir sizce bu arada? Yoksa orada aslında bozuyor muyuz bazı şeyleri? Bozuyoruz. Yani şöyle bir şey, dünyanın her yerine işte bu Buffy Vampire Slayer diye bir iş vardı işte. Onun içerisinde Angel diye bir karakter vardı dizide. O Angel o kadar popüler oldu ki Buffy'nin önüne geçti ve Angel'ı ayrı bir dizi olarak ayırdılar. Ve iki dizi birden devam etti. Ara sıra buluşuyorlardı falan. Bizde her şey benim olsun mantığı olduğu için ülke genelinden öyle bir anlayışta. Başrolü bozuyorsa gene ana karakter olup o karakter öbür tarafı çok etkilemeye başladığında işte o tarafı nazlasınlar diye diğer tarafı şey yapmaya çalışıyorlar. Evet. Programlarımızda sabit bölümler var. Tamam. Oraya geçelim, burada çok eğleneceğiz. En son en çok istediğiniz şey neydi? Kızıma sarılmaktı. Çok özlüyorum çünkü. Yani sete gidiyorum. Okula bıraktıktan sonra ama her sabah okula ben bırakıyorum onu. Yani annesiyle birlikte. Baba omleti mutlaka yapılıyor. Sonra göremiyorum işte. Akşam uyumuş oluyor ben eve geldiğimde sette. Ertesi gün sabah? Birka- tamam da yani bizim o her gün her an durumu vardır. Hmm. Bir fazla özlemiştim, o da beni çok özlemiş. En son en çok o oldu. Çok mutluyum. Şaşırdım tabii, bilmediğim için duyuluyor. Yani ben tatilde falan zannetmiştim ama. Böyle yok dedim. Bizde her gün öyledir yani. Baba omleti nedir? Ben yapıyorum omleti sabahları. O da çok seviyor. Vay be. Böyle bir alışkanlığımız var yani. En son en çok hüzünlendiğiniz anı paylaşabilir misiniz? Yani işte bu şey zamanı, Mucize Doktor zamanında hayatımızda olan bir aile büyüğümüz vardı. Pandemi döneminde işte Covid'den hayatını kaybetti. İşin sağ olsun. O yani şöyle bir şeydi o da. Daha önce benzer bir hikayeyi anlatmıştım annemle ilgili, biliyorsun. Onu herkes biliyor artık Murat Bey. Evet, herkes biliyor. Şu anda onun zaten şeyi yazılıyor. Yani ben yazıyorum. Onun belki filmi bile çekilecek. İşte Haluk Tarcan bahsettiğim kişi. Bambaşka bir hayat hikayesi var onun da. Muazzam bir adamdı yani.
Covid olduk hepimiz. Bizimle birlikte yaşıyordu. Eşi bizim manevi annemiz Teres. O da 6 ay önce, onun vefatından 6 ay önce Fransa'da hayatını kaybetti falan. Neyse, böyle hepimiz için hüzünlü bir dönem. Zaten pandeminin getirdiği bir kaos var falan. Hepimiz aynı anda şey olduk işte, Covid olduk. Sonra o benim çalıştığım hastaneden de rica ettim. İşte Covid sonrası bakımı için falan. Fakat devam etti onun pozitifliği. Ülkede yapılabilecek her şeyi yaptık yani hayatta tutabilmek için. Gene mucize doktorla bir ameliyat sahnesi çekiyorum. Kalp ameliyatı, açık kalp ameliyatı işte. Elimde bir tane yapay bir organ var. İşte o sırada telefon geldi. Kulağıma tuttular telefonu. Dediler ki Haluk Bey'in kalbi, o sırada elimde bir kalp. Dedim geliyorum falan. Sonra hastaneye gittim. Akşam öldü. Yılbaşı kutlayacaktık falan. O en çok hüzün duyduğum an son zamanlardaki. Detaya girerim ama ağlarsınız. O yüzden girmeyeyim. Çok üzgünüm ama o konuda. Sizin hayatınızda bu tarz kıssalar çok denk geliyor. Yani. Evet, denk geliyor. Hep öyledir. Yani. Yani füze düşse şuraya, benim yanıma düşen net. Hep olur yani. Biz hep biz görürüz falan. Eşim de defalarca yaşadığı için bunu etrafımdaki insanlar. Sizde dönüşü ne oluyor bu hikayelerin sonra? Yansıması? Sizde bir şey olmuyor. Hayatıma bir şey daha katmış. Devam ediyorum. Bir Norveçli efekti. Şu andaki oynadığım dizinin yönetmeni onu söyler bana. Murat Aygen'in Norveçli tepkileri, Kuzey Avrupalı gibi falan derler bana. Çünkü çok sakin ve olağan karşılarım bir sürü şeyi. Hayatta öyle bir şey zaten. Ne yapayım ki? Hani hayattayken birisi yaşatmak için elimden geleni yaparım ama öldükten sonra hani yapacak bir şey yok ki. Hani gitmiş oluyor zaten hayatından. Sen de istiyorsan sen de gidebilirsin. İstemiyorsan devam edeceksin yani hemen. Ölüm de... Ölüm bir başka olgunluk mertebesi, o değişik bir şey yani. Ama bir kabulleniş ve tekamül var sizde. Herkes kabullenemiyor ya sonuçta. Tabii ki. O nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Yani hayatta çok böyle sınırlı bir zamanda yaşıyoruz ya. Herkes çok biliyor, hepimiz öf falan. Dünyaları yerinden oynatıyoruz ama o zamanı mümkün olduğu kadar iyi kullanmak gerekiyor. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Haddimi aşıyorsam durdurabilirsiniz. Tamam. Dur. Anneninizle ilgili yaşadığınız acıyı paylaştınız ilk buluşmamızda. Hı hı. Bugün başka bir hikayenizi anlattınız, evet, aslında. Ama temelinde Murat Aygen'in hikayesinde bir matematik var ya. Abi bu adamın yaşadığı hiçbir şey bu matematiği bozamamış bu hayatta. Nasıl bu oluyor? Siz matematiğinizi nasıl bozabiliriz yani? Ya da birileri bozabilir. Nasıl eğer, bozabiliriz? Ya saçmalamıyor ya da işte coşmuyor, yükselmiyor, çok düşmüyor ya da... Öyleyse yani gördüğüm o gözlemliyorum. Hayatım şu, çok kişisel duygular bunlar gerçekten. O yüzden ben bunu birileriyle birlikte yaşamak tercih etmiyorum. Tek başıma yaşıyorum kendi içimde zaten. İşte Haluk Tarcan'la ilgili duyguyumu hala yaşıyorum. Annemle ilgili olan eksikliğim, benim şu andaki varlığımın zaten sebebi. Ama hayatımı birleştirdiğim ve bu yola devam ettiğim, ömrüm boyunca da devam edeceğim ailem keza en merkezde oturuyor ve onun yarattığı aydınlık beni mutlaka bir yerlere taşıyor. Yani o hüznü ben tabii ki yaşıyorum, yasımı da yaşıyorum ama bunun şovunu yapmam yani. Ama gerçekten o an bulunduğum noktada ağlama hissi yaşıyorsam ağlıyorum yani. Ama bu beğenmeyen gider eşeğini ayrı yere bağlar. Ne yapayım? Bravo, evet. Bunu merak etmiştim. Öyle öyle. Hadi aşmak değil. En son en çok neye şaşırdınız? Ben sürekli şaşırıyorum. Çok yani iyi. Trafikte en çok ona şaşırıyorum. Yani o standart olarak arabalarda sunulan işte sağ sol sinyalleri. Ondan sonra... Neden kullanılmadı? Ha mesela. En çok onlara şaşırıyorum. Yani. Niye bu sokağına cart diye giriyor insanlar falan. En çok şaşırdığım şey o. Sadece o bilecek bölümümüz var. Burada sorduğum soruların varsa hikayesini dinleyeceğiz. Kime söylediğinizi ben ve izleyiciler bilmeyecek. He. İlk soruyu sorayım. Daha net oturacaktır. Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısınız? Yani geçmişinizden bugüne kadar herhangi bir kişi ya da konu olabilir. Ona öyle olmadığını anlatmanızı istiyoruz. Anlatmışsanız da ona yeniden bir şey paylaşabilirsiniz, onu da söyleyebilirsiniz.
ona yanıt vermenizi istiyoruz. Ha, birisine söyleyeceğim bunu, evet, değil mi? Evet. Ve kim olduğunu sormayacağız. Ha, okey. Anlatmam aslında bakarsan. Evet, evet. Yani, bize özel söyle. Yani. Hiç yok. Dilediğiniz yani, kadar düşünmüş. Cevap yani. Yok yok. Şey, aslında nasıl olduğunu sorarlarsa anlatırım. Yani birisine. Çünkü öyle bir duygum nasıl yok. Nasıl umursamamayı yani başarabiliyorsunuz? Aa, hiç umurumda değil yani. Gerçekten. Nasıl umurunuzda olmuyor ki? Bana olmuyor, ne yapabilirim ki? Yani kendimin dışında. Aklınıza hiç kimse gelmedi mi geçmişte? Hiç gelmedi yani. Çünkü şey var, ben hani böyle bir yakın ya da etrafımda bir iyi gitmeyen hikayesi, birisi bir şey sorduğu zaman söylerim, paylaşırım, dinlerim, cevabını veririm ama hemen aynı hızda unuttuğum için biriktirmiyorum öyle şeyleri. Anladın mı? Gıpta ediyorum ya. Gıpta yani, etmek değil mi? Ne yapayım yani? Kaç yaşındasınız Murat Bey? 50. Ya 50 yıllık ömrünüzde geriye dönüp ona bir şey anlatacak kimse yok mu? Umursayacağınız. Görüşmediğiniz şu an mesela. Hayatınızda olmayan. Yok. Müthiş. Gerçekten yok yani. Müthiş. Hiç öyle biri gelmiyor. Öyle bir durum da gelmiyor. Müthiş. Ama birilerine tabii ki bir şeyler anlatıyorum sorduklarında. Genelde şey, yani şu huyumu çok sevmiyorlar. Biraz bilgi sahibiyim. Yani genel kültür anlamında. Hı hı. Dolayısıyla sorduklarında biraz fazla belki derinliğe giriyorum. O yüzden de gerçekten bir şey sormak isteyen gelip soruyor. O güzel bir şey, bu salladığınız şey güzel bir şey. Daha az yoruluyorsunuz. Tabii. Kendinizi affettireceğiniz bir andasınız şu anda, sizi dinliyor. Anlatır mısınız? İkinci sorumuz da bu. Ama galiba bu soru da kendinizi affettireceğiniz herhangi bir şey oldu mu hayatta? Çok komplike bir, büyük bir şey olmasına gerek yok bu arada. Yaptığım şeylerden bir pişmanlık duymadığım için. Ama birilerini illa etkilediğim, kırdığım, evet, yorduğum şeyler olmuştur. Bir eski kız arkadaşımdan, lise zamanlarında falan, hatta üniversitede ilk yıllarıydı, şey yapmıştım. Yıllar sonra karşılaştık bir yerde ama ayrılma sürecimiz biraz böyle stresliydi. Ondan sonra özür dilemiştim yani. Ben el sıkmayı severim. Hatta işte çalışan insanlarıma da hep öyle demişimdir. Yani böyle büyük organizasyonlar yönettim. Bir sürü insanlar benimle birlikte çalıştılar, çalışıyorlar. Zaman zaman toplarım onları bir araya. Özellikle kavga falan edilmişse, böyle bir gerginlik varsa ortada. Yani el sıkmak, gırtlak sıkmaktan daha zor gelir bazen insanlara. Ama onu yaptığın zaman yani kat ettiğin mesafe diğerine göre çok daha fazla oluyor tabii ki. Birinde geriye gidiyorsun kavga ettiğin zaman. O yüzden öyle bir organizasyonda böyle yaklaşık 45-50 kişilik falan bir ekibim böyle bir gerilmişlerdi falan. Ben onlara o konuşmayı yaptım önce. Ondan sonra kim kiminle kavga etti. Bir de patronsun ya orada, öyle bir pozisyondasın falan. Gel bakayım dedim. Önce ona sarıldım. Patron bana sarıldı. Şimdi dedim herkes birbirine sarılsın bakalım. Üf. Herkes birbirine sarıldıktan sonra o bir sinir gazı başlıyor. Herkes gülmeye başlıyor. Bir arada daha iyi, güzel çalışmaya başladılar mesela. Ama bir şey yaptıysam gerçekten de onu üzdüğümü fark ettiysem, bilinçli yapmam ama yaptığım şey birisine kötü geldiyse onun özrünü hemen dilerim yani. Çok iyiymiş ya. Ne güzel bir şey sizden özür al. Ya kim olduğunun bir önemi yok. Hangi yaşta olduğunun da bir önemi yok yani. Çok iyiymiş. Bazen kızımla tartışırken, konuşurken bir şeyi yanlış söylüyorum. Anında şey yapıyorum. O onda çok şey, çok büyük etkisi var tabii ki. Müthiş. Bu bölümün son, kapanıştan önceki de son soru. Onu nasıl sevdiğinizi tarif eder misiniz? Tabii. Yani dizlerimin üstünde her zaman. Benim miladım. Öyle tarif edebilirim. Nihan Aslaygen. Eşim. Onu çok seviyorum gerçekten. O benim, yani o olmasaydı şu anda bu röportajı yapamıyorduk. Öyle söyleyeyim. Neden? Muhtemelen bu hayatta değildim çünkü. Yani ben ekstrem şeyleri seviyorum. Yani spor bilmem ne falan filan. Bir gün karşıma çıktı. Gerçekten bir hayatım olduğunu o zaman anladım. Hani derler ya, iki tane hayat var. İkincisi tek bir hayat olduğunda başlar. Ona göre yaşarsın. Ben ona göre yaşıyorum şimdi. Nasıl bir dönüşüm geçirtmişsin? Öyle öyle, miladımdır yani. Ben şey derim hep, 1971'de kuruldum. Hala çalışıyorum. Ama 2010'da doğdum.
hayatım öyle başladı yani. Bundan önce de bir aşk tarifi yok herhalde. Genelde bazen arkadaşlar... Orada oturuyordu şu anda. Bazı sorular genelde çoğunlukla konukları sıkıştırdığım sorular oluyor. Yani ek 2, 3 anlamı çünkü yine. Cevap vermezler filan. Altını öyle dolduruyor ki ne soracaksın ki aşkla ilgili daha fazla? Ne diyeceksin ki yani? Çok teşekkür ederiz. Ben kapanış teşekkür sorusuna geldik. Dilediğiniz kişiye dilediğiniz soruyu 83 milyonun izlediği programda sorma imkanı verildi size. Bu kim olurdu ve ona ne sorardınız? Şimdi tabii bir sürü insan aklıma geliyor. Geldi. Geliyor, farkındayım. Ama bilinçli yazmadım ben bu soruyu. Herkesin aklında. Yani çok insan aklıma geliyor. Şimdi Türkiye'yi karıştırmayalım. O yüzden soru sormak istemiyorum. Açıkçası. Şöyle sorayım yani. Herkes üstüne alınabilir. Ne gerek vardı? Bu kadar. Tüm sorun bu. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ya oturup muhtemelen de bunu yayınlayacağımız böyle bir havanın rüzgarlı olduğu bir sonbahar şeyi olacak muhtemelen. Müthiş bir içerik oldu sayenizde. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.